Klasik fiziğin mekanize dünya görüşü 1920'lerde parçacık ve kuantum fiziğindeki ilerlemeler sonucunda sarsılmaya başlamıştır. Çünkü yeni fizikte denen kuantum fiziği bilim dünyasının doğru anlayışını alt üst etmiştir. Yeni fizik yani kuantum fiziği Newton fiziğinin siyah beyaz anlayışından çok daha farklı, tek bir doğru yoktur ve kesinlik yoktur anlayışıyla gelmiştir bilim dünyasına. Hiçbir şey kesin değil, hiçbir şey de imkansız değildir. Bu yeni fizik anlayışının mottosu haline gelmiştir. Albert Einstein, matematik kesin olduğunda gerçeği yansıtmaz, gerçeği yansıttığında da kesin değildir ifadesiyle bu hadiseyi güzelce özetlemiştir. Schrödinger'in kedisine sembolleşen bu yeni fizik anlayışı beraberinde yeni bir takım mantık silsilelerini de doğurmuştur. Kaos paradigması, saçaklı mantık gibi yeni mantık örgüleri insanlığı siyah beyaz düşüncenin cenderesinden, sabit fikrin karanlığından kurtaracağı ileri sürülmüştür. Aristo mantığının siyah beyaz kesinliğini reddeden fuzzy logic, Türkçe'ye saçaklı mantık veya bulanık mantık olarak da aktarılmıştır. Hem de şeklinde ifade edilen her türlü ihtimale açık yeni dünya görüşünün bir ifadesidir. Batı dünyasında fuzzy logic kavramının öncüsü Lütfi Askerzade'dir. Lütfi Askerzade kimdir derseniz, Berkeley Kaliforniya Üniversitesi Elektrik Fakültesi Dekanı kendisi. İlk defa 1962 yılındaki bir makalesinde fuzzy logic kavramını kullanıyor. Ve şöyle diyor makalede, bir davete gidilirken Aristo mantığı siyah smokin, beyaz kolalı gömlek, siyah kravat, siyah rugan ayakkabıyla giden biri gibidir. Fakat fuzzy logic ise blücün, tişört, lastik ayakkabıyla giden birine benzer. Eskiden olsa bu kıyafet çok yadırganır ve reddedilirdi, kabul edilmezdi. Fakat işler eskisi gibi değil, işler çok değişti. Askerzade'nin bu sözleri ikinci aydınlanma çağı denen zaman diliminin gebe olduğu zihniyet değişikliğini ifade etmektedir. Bu mantık devrimi sadece uygulamalı bilimleri değil, sosyal bilimleri de derinden etkilemiştir. Zira insanlara yepyeni bir düşünce biçimi ve yepyeni bir zihniyet armağan etmiştir. Günümüzde insanlık olarak en temel problemimizden bir tanesi de şu. Biz kendimizi çok katı ve kalın çizgilerin içerisine hapsetmiş durumdayız. Ve bu kalın ve katı çizgilerin içerisinde kendimizi hareketsiz bir duruma sokuyoruz. Bu çizgiye bir isim vermek gerekirse ya hep ya hiç çizgisi diyebiliriz. Bunun günlük hayatta pek çok yansımasını görmüşsünüzdür. Ya siyah ya beyaz, ya var ya yok, ya benimsin ya kara toprağın, ya sev ya terk et gibi. Bu şekilde kendimizi hiç orta bir yol bırakmadığımızın farkında mısınız? Peki niye böyle yapıyoruz? Cevap çok basit. Çünkü böyle öğrendik. Bize böyle öğretildi. Hem de hayatımızın her anında, her safhasında ve muhatap olduğumuz her öğretici bize böyle öğretti. Peki bundan rahatsız mıyız? Eğer buna cevabınız hayır ise, işte fuzzy logic dediğimiz bulanık mantık size yepyeni, daha esnek bir bakış açısı kazandırabilir. Zaten nadir istisnalar dışında hiçbir sorunun tek bir çözümü olmadığını görmeliyiz. İşte bu bulanık mantık hayatımızdaki bahsettiğimiz kalın ve katı çizgileri kaldırmayı, daha esnek bir bakış açısı kazanmayı ve hayatımızı bu baskıdan kurtarmayı bize öğütlüyor. Alemanat da bu durumu Aklın Yolu Bir Değildir kitabında şöyle anlatmış. Bir kere hiçbir şey sabit değil. Her şey değişiyor. İkincisi, dünya siyah beyaz değil. Gri'nin ve kırçılın bin bir türlü tonu var. Yani kesin olan hiçbir şey yok. Dünyanın atmosferini molekül molekül ayrıştırıp tanımlayabilirsiniz. Fakat dünya ile atmosferin sınır çizgisini çizemezsiniz. Aydınlanma çağından bu yana bilim deyince akan sular durmuştur. Bilimin bize verdiği her türlü önermenin doğru olduğu kabul edilmiştir. Ama Aristo mantığıyla eş güdümlü giden bilimin bize sunduğu siyah beyaz bir dünya yoktur aslında. Mesela kara dediğimiz şeyleri düşünelim. İşte gece, kömür, gözümüzün karası, gökyüzünün karası. Bu karaların hiçbir tanesinin tonu birbirini tutar mı? Tutmaz. Hakeza beyaz için de aynı şey geçerli. Diş, elmanın içi, bulut, daha aklınıza gelen bin bir türlü beyazı düşünün bir arada. Hiçbirinin tonu birbirini tutmaz. Aslında beyaz diye bir şey yoktur. Siyah diye bir şey de yoktur. Siyahımsı ve beyazımsı şeyler vardır. Bu mantık devrimi aynı şekilde sosyoloji de derinden etkilemiştir. Sosyolojideki zihniyeti ve düşünce biçimlerini de etkilemiştir ve değiştirmiştir. Milliyet, ırk, kültür, sanat, eğitim, üretim, tüketim gibi sosyolojinin temel kavramları Aristo mantığında tek bir tanımı olan kavramlardı. Ve bu şekilde tanımlanmalı deyip kestirilip atılan kavramlardı. Bulanık mantık sayesinde bu kavramların zamana ve mekana göre ve topluma göre farklı farklı tanımlanması ve yorumlanması gerektiğinin farkına vardık. Bütün toplumların bir takım benzerlikleri olsa da genellemelere kurban edilmeden farklılıkların olduğunu kabul edilmesi gerektiği anlayışa hakim olmuş. Kaldı ki insan toplumları dinamik sistemlerdir.
sürekli bir değişim ve devinim içerisindedirler. Toplum mühendisleri bir takım olayları dizayn etmeye ve bu sayede toplumları bir yere kanalize etmeye, yönlendirmeye, manipüle etmeye çalışsalar bile ne kadar iyi uygulandığı, ne kadar iyi planlandığı, ne kadar iyi denetlendiği düşünülse dahi artık günümüzde herhangi bir yerdeki toplumsal bir olayın kelebek etkisi sayesinde bütün dünyayı etkileyeceğini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz. Bu bağlamda eskiden çok kullandığımız ateş olsa cürmü kadar yer yakar ibaresi artık günümüzde geçerli ve gerçek bir ifade değildir. Zihinlerimizde Aristo mantığının kalıntıları şeklinde kalan bir takım kalıplarımız var. Artık geldiğimiz dünya itibariyle ve edindiğimiz bunca bilgiden sonra, bunca konuşmanın üzerine o kalıpları kırmanın ve çok daha esnek, çok daha ihtimallere açık şekilde düşünmenin zamanı geldiğini düşünüyorum.